Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve vesselamu ve ala Resulillah. Şeytandan Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz. Rahman, Rahim, merhamet sahibi Allah'a Cenab-ı Hakk'ın ismiyle başlıyoruz. Selat ve selam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Her türlü övgü ve takdir, övgüyü de yergiyi de yaratan Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Değerli kardeşlerim, Ebu Musa el radıyallahu anh ile başlamıştık geçen programımızda. Onun bize aktarmış olduğu bir haber üzerinde duruyorduk. Konu başlığımız neydi? Bir hadis, bir kılavuz ve biz yani bir yolcu. Kılavuzumuz Ebu Musa el radıyallahu anh'in hayat hikayesinden kısa kesitler sundum. Dindeki değer ve kıymetini yerini anlatan bazı haberler paylaştım. İki notu daha ekleyerek ona hadisimize geçeceğim. Ebu Musa el-Eşarî radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasını hak etmiş olan bir zattır. Niye mi derseniz? Elbette Kur'an hizmetinden dolayı. Çünkü Kur'an'a olan hizmeti Ebu Musa el-Eşarî'nin gerçekten daha sonraki halifeler döneminde de damgasını vurmuştur. Ebu Bekir Efendimizin döneminde, Ömer Efendimizin döneminde, hilafetleri döneminde de damgasını vurmuştur kalabalık kitleler halinde hafızlar yetiştirmiş, bunları Kur'an'ın lafzı ve manasıyla mücehhez hale getirmiştir. O nedenle Efendimiz Aleyhisselam bakın ona ne dua etmiş. Allahum mağfir, Allahum affet li Abdillah bin Kays. Abdullah bin Kays gerçek ismidir. Ebu Musa el Eş'ariye ya Rabbi mağfiret eyle. Bütün günahlarını affeyle ve edhilhu yevmel kıyameti mudhalan kerime onu kıyamet gününde kendisine layık gördüğün en üstün makama ulaştır Allah'ım. Niçin en üstün makam? Çünkü Kur'an ahiret aleminde bizi yukarılara doğru taşıyan en güçlü araçtır. Kur'an Allah'ın kitabı yani. Ondan öğrendiğimiz, bildiğimiz, uyguladığımız kadarıyla Allah nezdinde itibar göreceğiz. Allah'ın tükenmeyen hazinelerinden yüksek yüksek makamlar, maddi manevi makamlara sahip olacağız. Aslında bu dua Kur'an hizmetkarlarına Allah Resulü'nün umumi duasıdır. Ve bakın Efendimiz Aleyhisselam'ın ikinci notu iletiyorum. Kendisini Yemen'e Muaz ile birlikte gönderirken Allah hepsinden razı olsun. Onlara dini nasıl temsil edecekleri ile ilgili hepimize örnek olacak çok önemli bir bilgi hatırlatır. Bir öğütte bulunur. Öğüt şudur. Yesira ve la tuasira. Beşira ve la tunefira. Tavi'a ve Üç madde. İnsanlara din anlatacaksanız onları şevke, aşka getirecek, teşvik edecek müjdeler verin. İnsanlara din anlatacaksanız, din gösterecekseniz, uygulatacaksanız zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Birbirinizle uyumlu olun, ihtilafa düşmeyin diye her ikisine öğüt verir. Bakın din temsili için hangi nitelikler gerekli? Bir, kolaylaştıracağız. Sürekli kolay yollu bu dinin öğretilerini insanlara aktaracağız. Zorlaştırmayacağız. Müjdeleyeceğiz. Müjdeli haberleri öne çıkartarak yolda onları aşka şevke getirmeye gayret edecek nefret ettirmeyeceğiz. Ve bu işi yapan insanlar birbirleriyle uyumlu olacaklardır. Bu Yemen'e giderken efendimizin Kur'an öğretmenlerine yapmış olduğu önemli bir öğüttür. Hepimize inşallah rehber olsun.